Şöyle demiş, bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 18, erkeklerinki 20'ymiş. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katı. Önce şunu yazalım. Şöyle kızlar, erkekler. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katı. Şimdi erkeklerin sayısına eksilirsek kızlar 3x olacak. 3x. Sonra kız sporcuların yaş ortalaması 18. Yaşlarının ortalaması. Erkek sporcuların yaş ortalaması da 20'ymiş. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Her erkek 20 yaşında. Burada da her kız 18 yaşında gibi düşünebiliriz. Aynı sonucu verecek ortalama hesabında. Kızların sayısı, evet bunu söylemişti. Grubun yaş ortalaması ne kadardır diye soruyor. Şimdi grubun yaş ortalaması ortalama. Tabii şu ikisinin toplamının yarısı olmayacak 18 ve 20 çünkü kızların sayısı daha fazla. Şimdi ortalama yaşların toplamı, yaşlar toplamı bölü kişi sayısı olacak. Kişi sayısı. Şimdi yaşların toplamı, kızların yaşlarını toplayalım. Kızların her biri 18 yaşında. Toplam 3x kız var. 3x çarpı 18 olur kızların yaşlarının toplamı. Erkeklerin yaşlarının toplamı x tane erkek var. Her biri 20 yaşında. X çarpı 20 bölü kişi sayısını toplayacağız. 3x kız vardı. X de erkek. Toplam 4x olacak. Hatta şöyle yazabiliriz. 4x de erkek olacak. Şunları çarpalım. Şuradan devam ediyorum. Eşittir. Burası 54. 74x. Şöyle. Bölü aşağısı 4x. X'ler gidiyor. Buradan 74 şöyle 2'ye bölelim önce. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 30 37 olur. Burada bir işlem hatası yaptık o zaman. 3 şimdi 74, burası 37 yapar. 37 bölü 2. Evet, tamam buçuklu çıkabilir. Tamam buçuklu çıkabilir ben orayı. Şimdi 37 bölü 2. 37'yi 2'ye bölersek de bu da 18 buçuk, evet. 18 buçuk olacak. Süratli olabilir yaşların ortalaması.